Merhaba arkadaşlar, tekrar geldim ben sizlerle birlikte. Tekrar bir işi birlikte yapacağız. Böyle elimde gördüğünüz şu güzel portakal rengi, yani turuncu bir ipimiz var. Bu ipin patik ipi, 2 numara şiş var. Şişimin üzerinde gördüğünüz gibi haroşa 2 sıra örgü var. Şimdi bunu ne yapacaksınız diye merak edenler var. Hemen ben ne yapacağımızı söyleyip direkt işimizin başına geçip devam edelim, fazla uzatmadan. Şimdi ben size bir burgu modeli yapacağım. Ama farklı bir burgu modeli olacak bu. Bunu böyle uzun tuniklerde, sonra hırkalarda, bebek pantolonların yanlarında, hırka kollarında, o yerlerde daha çok kullandığımız bir burgu modeli. Bunun için 10 ve 10'un katları üzerine oluyor ilmek. Pardon, 9. 9 taneden burgu yerimizi ayıracağız. Aralara 8 ilmek koyacağız. Sıklık sizin zevkinize bağlı. Daha sık burgular istiyorsanız aralara 4'er ilmek, 6'şar ilmek koyabilirsiniz. Ama 6 ilmekten daha az koyarsanız burgular birbirine girer, kendini göstermez. Hemen ben böyle 2 sıra 2 diş haroşa gittim. Hiç uzatmadan gelin şimdi modelimizin yerini ayarlayalım arkadaşlar. Önce modelimizi koyup hiçbir işlem yapmadan 10 sıra düz örgü yapacağız. 10 sıra düz örgüden sonra devam edeceğiz inşallah. Şimdi hemen modelimizin kurulumuna geçelim arkadaşlar. Şöyle baştaki ilmeği her zamanki gibi boşalttık. 8 tane düz öreceğiz. Düz dediğim bu 8 tane haroşa olacak bizim. Haroşamızı önden de arkadan da düz şekilde örüyoruz biz. Ben öyle örüyorum. 2, 4, 6, 7 ve 8. 8 tane düz örgü ördük. Bir tane boşalttık. Bir tane daha düz örgü ördük. Şimdi bu düz örgü burgunun arasında bir haroşa olacak bu. Arkadan bunu tekrar düz örünce buraya haroşa çıkacak. Bunu boşalttık. Şimdi bu düz örgüden başka 9 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane düz örgümüz oldu. Tekrar haroşa olacağı da örüyoruz. Ördük ve boşalttık. Devam edin. Kenar haroşalarımızı yapalım. 8 tane ara ilmeğimiz. Yani eğer bunu büyük bir iş yapacaksanız, birkaç burgu yan yana koyacaksanız arada 8 ilmek olması gerekiyor. Şimdi arkadan da bakın, bunu arkadan da bu şekilde örünce haroşa olarak arkaya çıkıyor. 8 tane ilmeğimizin haroşa olarak yaptık. 8 ilmek. 2, 4, 6, 8. Boşalmıştık ya. Boşu ipi kendimize doğru aldık, ördük. Hani arada bir tane haroşa olacak demiştim. Düz ördük. Şimdi 9 ilmeği ipi kendinize doğru alarak ters örgü örün. Şöyle bir sayayım arkadaşlar. Bakın şimdi bu bizim haroşamız. Arkaya ters düştü. Haroşadan sonra 9 tane ilmek ördük. Tersten böyle. 2, 4, 6, 8 ara haroşamız. Düzümüz. Diğer haroşamız. 2, 4, 6, 8, 9 tane ipi kendimize doğru alıp ördüğümüz. Tekrar bir tane düz. Aldığımız boş ilmeği ters olarak ördük.
Diğerlerini tekrar düz olarak örelim. Geldik modelimizin ön yüzüne. Modelimiz ördükçe çıkacak meydana arkadaşlar. Tekrar 8 tane kenarımızı yapalım. 8 tane kenarımızı yaptık. Bakın burada boşaldık. Boşaldık ilmeğimizi. Aradaki haroşamızı düz ördük. Tekrar 9 tane düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 taneyi düz ördük. Buradaki haroşamızı da ördük. Düzümüzü boşaldık. Kenar 8 haroşamızı örelim şimdi. Kenar haroşamızı ördük ve bakın model yavaş yavaş çıkıyor ortaya. Ortada kaçıncı sırayı yapıyoruz? Şöyle sayalım. 1 2 3. Üçüncü sırayı yapıyoruz. Kenarlarda düzümüz var. Şimdi bunu bu şekilde düzü 10 sıra yapacağız arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Tersini çevirdik. 8 tane haroşamızı yapalım. Sonra boşaldığımızı düz öreceğiz. 8. Arkadan boşaldığımızı düz ördük. Düz ördük. Yanındaki haroşamızı tekrar bu şekilde düz ördük. İpi kendimize doğru alıp 9 tane düz örgü. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ve 9. 9 tane. Önden de arkadan da 9 tane, arkadan ters, önden düz olmak kaydıyla bu 9 tane direkt 10 sıra olana kadar 9 tane öreceğiz. Aradaki haroşayı ördük. Boşaldığımızı ters ördük. Kenar 8 haroşamızı örelim. Başa geldik. Bakın bu şekilde. Sırayı nasıl sayacaksınız arkadaşlar? Bakın sırayı şöyle yaklaştırayım. Sırayı şu şekilde sayacaksınız. Şöyle. Bakın şuradan. 1 2 3 ve 4. Bu şekilde 10 sıra yapacaksınız. 10 sıradan sonra modelimizi koyacağız. Hadi bakalım şimdi 10 sıra olsun, modelimizi koyalım. Şimdi bakın arkadaşlar, görüntü bu. Arada bir tane haroşamız var. Kenarda boşaldığımız düzümüz var. Ortada 9 ilmek sade düzümüz var. 10 ilmek 10 sırada bir modelimizi kuracağız. Bunun için, bu burguyu yapmak için bize bir de aparat lazım. Benim aparatım olmadığı için toka kullanıyorum. Bu herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Filkete kullanabilirsiniz. Yani çatal iğne. Burada ondan yardım alacağız. Şimdi gelip burgumuzu yapalım. Kenar ilmeklerimizi örelim. Aynı 8 tane kenar ilmeğimizi örüyorum ben. Şöyle. 8 kenar ilmeğimi ördüm. Boşumu aldım.
haroşamı ördüm. Şimdi 6 tane, bakın, 6 tane düz örgü öreceğiz. 1 2 3 4 4 5 ve 6. Burada 3 tane düzümüz kaldı. 3 tane düzümüz kaldı. Şimdi ortada 3'ünü öreceğiz, kenarlar duracak. Şuradan tekrar geri çevirelim arkadaşlar modelimizi. Bu ikinci sıramız. 2 ve 3. Bakın iki sıra yaptık. 3. Buradaki 3 duruyor. Buradaki 3 duruyor. Tekrar çevireyim. Ezan okunuyor. Şimdi bakın. Bu ikinci sıramız. Buraya şaşırmamak için arkadaşlar şöyle. Şaşırmamak için şuradan işaret koydum. Şimdi 8 sıra öreceğiz. 1-2 sırayı ördük. Tekrar döndük. Bakın. Baştakini zaten örmüyoruz. 2 3 tekrar çevir. Baştakini örmüyoruz zaten. 2 3 tekrar çevir. İki, üç. Bakın kenarlar duruyor. Kenar üçer düz duruyor. Ortadaki üç tane düzü 8 sıra yapıp gelelim. Hadi bakalım. Şimdi 8 sırayı tamamladık arkadaşlar. Bakın 8 sırayı tamamladık. Taktığımız tokayı artık buradan çıkaralım. Çıkardık. Bu ilmekleri şişten aldım. Tokaya ya da herhangi bir aparata geçirerek bunları bıraktık. Şöyle önde dursun bu. Tamam. Şimdi gelin şu ilmeklere yer değiştireceğiz. 3 tane burada. 3 tane burada ya. Bunlara yer değiştireceğiz. Olay bu. Şöyle aldık. Şurada. Bak, hepsini bu şişe almış olduk. Gördünüz mü? Hepsini sol şişe almış olduk. Ya da sağ şişe. Fark etmez. Şu şekilde 3 taneyi bıraktık. Arkadan bu 3 taneyi şişimize alalım. Aldık. Ve bu şekilde şimdi şimdi tokadakilerini bakın çapraz bir hal aldı. Gördünüz mü? Çapraz bir hal aldı. Tokadakilerini çok pratik oluyor aslında. Çıkaralım arkadaşlar. Çıkardık. Ve sağdaki şişe taktık. Biraz sıkı yapmışım. Sağdaki şişe taktık. Şuradaki
Tekrar 6 tane ilmek oldu. Bakın 3, 3 de ortada ördüğümüz 6 tane. Şimdi burayı düz örerek 3 tane düzümüzü düz örerek devam edin. Burada biraz örgü ip kümesi oluştu ama hiç tedirgin olmayın. Belki biraz örmekte zorlanırsınız ama hiç korkmayın. Tamam mı? Boşaldık. Kenar haroşalarımızı ördük. Arkadan yine aynı şekilde 9 ilmeğimizi ters kenarlarımızı haroşa. Bakın şöyle göründüğüne bakmayın. Şimdi ortaya çok güzel bir şey çıkacak. İşte kenarını örelim. 8 ilmeğimizi ördük. Boşaldığımızı ters ördük. Yandaki haroşamızı ördük. Şimdi bakın burada 9 ilmeğimiz bir araya toplanmış halde. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar 9 ilmeğimizi ördük. Ara haroşamızı ördük. Boşaldığımız ipi kendimize doğru aldık, ters ördük. Kenar haroşamızı 8 tane örüp gidelim arkadaşlar. Bu şekilde tekrar çeviriyorum. 10 sırada bir model olacak. Şimdi tekrar modelimizin üzerine gideceğimiz sırayı şurada ilmeğim gevşemiş. Tekrar modelimizin üzerinden devam edelim. Kenarlarımız. Kenarlar hep bu şekilde gidiyor. Bir taneyi boşalıp arkadan ters örüyoruz. Ara haroşamızı ördük. Geldik 9 tane örgünün üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar ördük 9 tane 9 taneyi. Şimdi sadece 9 düz kenarlar aynı şekilde birkaç sıra örüp geleceğim meydana çıksın model. Şimdi arkadaşlar bakın model bu şekilde ilerleyip gidiyor. Bu arka arkaya geldiği zaman kendini gösteriyor. Birkaç burgu olduktan sonra model kendini gösteriyor. Sanki böyle zincirler iç içe geçmiş gibi. Ben size bu burgunun nasıl yapıldığını anlattım. Bunu istediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Şimdi zaten üst tarafa 10 sıradan sonra tekrar ikinci burguyu koyarken tekrar buluşalım. Belki anlamamış olabilirsiniz diye. İnşallah öbür burguyu da birlikte yapacağız. 10 tane, 9 tane düzümüz, kenar haroşamız, düzümüz derken aynı şekilde devam edip gidiyor. 10 sıra yapıp gelelim. Şimdi gördünüz mü? Bakın model o kadar güzel ki benim çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Çok güzel bir model. Şimdi ikinci burguyu da sizin de yerine ayıracağım. Ondan sonra herkesin kendisi yapsın. Burgu yerine kadar normalde örüp gelelim arkadaşlar. Şimdi burgu yerine kadar ördük geldik. Ne yapıyorduk? 6 taneyi örüyorduk. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane örüyorduk. Sonra şu üçünü 8 sıra yapıyorduk. Sonra da burgularımıza geçiyorduk. Çevirdik modelimizi. Aynı alttaki tekniğin aynısı. Üçünü ördük. Tekrar modelimizi çevirdik elimizde. Bunun sırasını şaşırmayın arkadaşlar.
8 sıraya denk geliyor zaten. İster bir apart takın hani belli olsun diye, isterse sayarak yapın. Bu şekilde. Şimdi bunu tekrar 8 sıraya tamamlayalım. Bakın 8 sıraya tamamladık. Şöyle bir ip çiçek oluştu. Bunu hemen şu elimizdeki şişten çıkarıp tokamıza taktık. İlmekler açılmasın diye ön tarafa bıraktık. İp de zaten bunun üzerinde arkadaşlar. Sonra arkadaki burguları yapacağız. Bakın ip zaten bunun üzerinde. Tamam mı? Şimdi ne tarafa doğru vuracaktık? Şu 3 taneyi sol şişimizi alın. Sol şişimizi aldık. Bakın iyice şöyle net göstereyim, ipi bırakıp sol şişimizi aldık. Soldakini tekrar sağ şişe alarak şöyle bıraktık. Bunun arkasından sağ şişteki bıraktığımız ilmekleri sol şişe aldık. Tekrar bunu şöyle çapraz bir hale getirdik. Çapraz hale getirirken hemen tokadakini ne yapalım? Çıkaralım tokadakini. Çıkardık tokadakini. Çapraz halde olan örgümüzün ortasına tekrar bunu aldık. İşte bu. Gördünüz mü? Şimdi ne yapacağız? Devam edip gideceğiz. Düz örgümüze. Sistem aynı. Haroşamızı yaptık. Boşumuzu aldık. Kenar ilmeklerimizi ördük. Sonra devam edelim. Bakın böyle halka halka olacak. Halka halka olacak. Arkadaşlar paylaşacağım ben bunu sizinle. Resmini göreceksiniz zaten. Sonra tekrar arkadan 9 ters çevirin modelinizi. Her ne kadar videoyu kısa tutayım diyorsam videomuz kısa olmuyor ya da ben anlatamıyorum. Ama ben istiyorum ki böyle detaylı olsun ki hiç yapamayan da yapsın. Öbür türlü kolay. Tersimizi, boşaldığımızı ters ördük. Haroşamızı ördük. Bakın burada şöyle bir örgü birikimi var. Hiç korkmayın, dolaşmıyor o. 1 2 3 Bakın hep tek tek duruyor zaten. 4 5 6 7 8 ve 9. Haroşamızı yapalım. Boşaldığımızı ters örelim. Kenar haroşamızı yapıp gidelim. Bu kadar basit arkadaşlar. Eğer anlatamadıysam videoyu tekrar başa sarıp tekrar izlerseniz gayet anlaşılır bir şekilde olacaktır. Arkada düz duruyor. Yani böyle durduğuna bakmayın. Model ilerledikçe düzeliyor. Zaten model de kendisini ilerledikçe gösteriyor. Bakın şöyle zincir halkalar oluyor. Çok güzel oluyor. Hiç düzeltmenize gerek yok. Kendiliğinden zaten sıraya diziliyor. Ben üzerine birkaç sıra daha yapıp sizinle paylaşacağım. Bu şekilde tekrar 10 sıra düz örün. Tekrar vurgularınızı yapın arkadaşlar. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Umarım güzel anlatım olmuştur. Siz de benimle birlikte örersiniz. Harika bir model. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın, takipte kalın. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Hoşça kalın.